Efendim merhabalar. Abi diyelim neler oluyor ya? Nasılsınız diyelim. İyi abi, mobil magazin mi bu, nedir ya? Mobil magazin. Vallahi nereden çıktınız? Ne yapıyorsunuz? Çok iyi. Siz nasılsınız? İyi, süper abi. Nasıl gidiyor efendim tatil? İyi, güzel. İstanbul'a mı dönüş yoksa? Aynen, İstanbul'a döneceğim. Çok güzel hareketler çekimi var. Ondan sonra tekrar geleceğim. Efendim özellikle sosyal medyaya koyduğunuz fotoğraflar eşinizle çok konuşuluyor. Evet. Hele ki son fotoğraf hepten konuşulmaya evet. başladı. Baklavalar çıkmış galiba. Evet, yani büyük emek harcadık bütün kış. Böyle meyvesini alıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Hangi programı abi? Gerçi aynı. Yok, bende öyle bir problem yok. Ben fotoğrafta da gördüğünüz üzere gayet kaslarım oturdu. Böyle 2-3 pekti. Son bir hamleyle 6-pack'e tamamladık şu an. Çok mutluyum. Kendinizle de efendim aslında hani dalga demeyelim ama espri yapmayı da seviyorsunuz aslında kendi üzerinizde. Hayır. Sevmiyorum. Bunlar gerçekler diyor. Niye inanmıyorsunuz ya? O yani çok ufak dokunuş var ama vücudum o benim artık. Artık bu mu? Evet, artık böyle. Sporla aranız nasıl diyelim efendim? Çok iyi. Günde kaç saatinizi ayırdınız da o six pack inanılmaz. Günde yani spor dışına çok az vaktimi ayırdım. Genel olarak sporda hep. Yemek daha mı güzel efendim? Ha? Yemek daha mı güzel? Yemek güzel ama şey yani hep ben protein ağırlıklı. Ya ben böyle röportaj yapmak istiyorum, bunu bozmayın. Protein ağırlıklı besleniyorum ve gayet sportif. Zaten biz de görebiliyoruz efendim. Evet. Ama herhalde bunları tişörtü çıkartınca görebileceğiz. Evet. Yani bu yaz plajlara hazır mısınız? Hazır olduğunuzun imajı mıydı aslında? Yani bir de plajlarla konuşmak lazım. Plajlar buna hazırsa biz her şeye hazırız. Yani hazırım yani diye düşünüyorum. Peki efendim eşiniz ne diyor bu six pack'lere? Kıskanmıyor mu sizi? Ya biraz fazla buldu o. Şimdi biraz spora ara vermemi istiyor. Biraz fazla. Şimdi o kadar da yapmamak lazım yani. Her şeyin tadında, dozunda yapmamız lazımdı. Burada çocuklarınızı da bıraktınız efendim. Eşinizi de bıraktınız burada. Evet. Şimdi İstanbul'a bir yolculuk var ama dönüş tarihiniz. Hemen döneceğim ya. Bir çekim yap. Bir gün sonra buradayım yani. Çeşme çok pahalı özlerim. Diyorlar. Ha? Doğru mudur efendim? Vallahi daha evden hiç çıkmadık, bilmiyorum ki. Daha bir şeyler de açılmadı, öyle yerler de açılmadı. Ama yani herhalde pahalıdır çünkü pandemi şartları, restoranlar açık olmaya çalışanlar büyük ihtimal bu kapalı olduğu zamanların hıncını çıkaracaklar ayakta durması için işletmelerinde. Pahalı olacaktır. Tabii denge yakalanması lazım ki insanlar da gidebilsin. O yüzden bilmiyorum yani, daha hiç gitmedim bir yere. Babalığı sormak istiyorum. Babalık çok ayrı bir duygu derler ama evet. Çocuğu kucağınıza aldıktan sonra anlaşılır derler. Nasıl anladınız? Vallahi çok acayip duygular ya. Yani çok mutluyuz. En çok da baba dediği anlarla daha da iyi anlaşılıyor. Yani biraz çocuğu kucağına aldığında yine böyle daha çok aptal oluyorsun. Daha çok başında oluyor ama şu an baba ve mangal mangal diyor yavrum. Kimden alıştı efendim bu mangal kelimesi? Ya gerçekten yani babadan çok mangal demesi beni de düşündürtüyor. Kuzey gerçekten mangal diyor genelde. Paradiller de yapıyorsunuz evde aslında. En son bir bıraktınız. Anne baba olarak sağa sola ayrıldınız ama Kuzey böyle bir sersemledi efendim orada. Evet, orada kameralara koştu. Yani çocuk tercihini yaptı. İkimizdense kameralara doğru koştu. Yani işte dediğim gibi işte evde eğlenceli olmak, evde de yani keyifli anlarımızı paylaşmak çok hoşumuza gidiyor. Ondan sonra şu an en büyük eğlencemiz evde çocuklarla oynamak. Bunu da insanların görüyor olması hoşumuza gidiyor. Mutluyuz yani. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Siz nasıl buldunuz ya? Takip mi ettiniz? Yok, ne? Biz de Urla'ya doğru gidiyoruz. Öyle mi? Şans eseri sizi arabada görünce. Urla'da ne yapacaksınız? Urla'da mı ne magazin var? Dolaşıyoruz efendim. Her taraftayız. Orada şey var. Ha, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.